elimizden alacağız ve yine sözümüz var. Sayın Başbakanımızla birlikte sizleri tebrik etmek, kucaklamak üzere ilk fırsatta Bilecik'e geleceğiz. Senin kardeşimiz, sağ ol, sağ ol. Çok heyecanlısınız, eksik olmayın. Keşke vaktim olabilseydi. Bu güzel insanlarımızla birkaç cümle daha fazla konuşsaydım. Ama geleceğiz, sözümüz var. Her zaman birlikte olacağız. Bileceğimizin iki önemli belediye başkanlığını yapan değerli Selim Yağcı kardeşimiz tekrar adayımızdır. Mahalli seçimlerde başarılı olmuştur. Hizmetlerinde başarılı olmuştur. Genel merkezimizin, Bilecik halkının takdiri. Biz de kendisini tebrik ediyoruz ve kutluyoruz. Değerli kardeşlerim, Bilecik'in ilçelerini de çok başarılı gördüm. Her yerde büyük bir heyecan vardı, büyük bir kalabalık vardı. Onlar da seçimleri inşallah kazanacaklar. Ve Bilecik'imiz, Osmanlı'nın başkenti, doğduğu yer, koca çınarımızın tohumunun atıldığı yer. Her sene, her an, her gün o büyük devletin hangi temeller üzerinde kurulduğunu, manevi dinamiklerimizi, o büyük insanları ve dünyadaki büyük etkilerini düşünüyor ve iftihar ediyoruz. Bilecik, 600 yıldan fazla süren imparatorluğumuzun ulu çınarının bulunduğu yerdir. Ertuğrul Bey gazilerin onların konakladığı bir aşiretten bir devlet meydana getirdiği yerdir. Esasen başkanımızla Bilecik'te tarihimizin, kültürümüzün bu güzelliklerine her zaman sahip çıktılar. Her zaman hükümetimizde bu konuda Bilecik'i en değerli varlıklarımız olarak kabul etti. Bundan sonra da inşallah Bilecik'ten büyük bir ışık saçılacak. Türkiye bununla aydınlanacak. Bu ülkemizin dünyadaki gücünü, büyük devlet oluşunu Bilecik örneğimizle inşallah her zaman göstereceğiz. Değerli kardeşlerim, mahalli seçimlere çok az kaldı. Geceleri çıkarırsak 10 gün bile kalmadı. Dolayısıyla bu heyecanımızı, bu coşkumuzu sandıklara yansıtmalıyız ve inşallah daha büyük oylarla, çünkü Bilecik buna layıktır, her zaman yukarıya doğru giden bir grafikle bu seçimleri kazanmalıyız. Size güveniyoruz. Bu küçük yavrularımıza, ablalarına, annelerine, gençlerimize, Bilecik'imizin vefalı, dürüst, namuslu, çalışkan insanlarına güveniyoruz. İnşallah birlikte başaracağız. İnşallah. Sadece bir belediye başkanlığı olarak değil, aynı zamanda hükümetimiz de teraziye çıkıyor. Hükümetimizi de tartmak istiyorlar. Ve sanki bu seçimlerde hükümet bir yara alırsa, başbakanımız güç kaybederse, bu hükümeti daha kolay yıkabileceklerini zannediyorlar. Onlara şunu tavsiye edeceğim. Hamdolsun başımız dik, alnımız açıktır. Milletimize hizmetten başka bir şey yapmadık. Milletimizin rızasını ve duasını almaktan başka bir gayemiz de olmadı. 11 senedir yaptıklarımız ortada. Üzerinden geçtiğimiz yollar, viyadükler, köprüler, yüksek hızlı trenler, hastaneler, üniversiteler, eğitim kurumları, yurtlarımız, spor tesislerimiz, kültür ve tarih varlıklarımız, her şey 11 yıl öncesine göre çok daha güzel, çok daha başarılı ve halkımız bu hizmetlerden çok daha büyük memnuniyet duyuyor. Tek şeritli yollardan yıllarca gelip geçen, virajlarda boğulup kalan, bir traktörün, bir kamyonun tırın arkasına düştüğünüzde ne kadar kısa mesafeleri bile ne kadar zor aldığınızı bilen insanlarsınız. Şu kaymak gibi 19.500 kilometre yaptığımız şu bölünmüş yollara bakın. Şu uzakları yakın eden Ankara'yı, Bursa'yı, Bilecik'i, İstanbul'u, Eskişehir'i, Konya'yı birbirine bağlayan yüksek hızlı trenlere bakın. Şu 200 yataklı, 300 yataklı devlet hastanelerimize bakın. 12 binden fazla öğrencisine 2-3 senede, 4 senede kavuşan Şehade Bari Üniversitesi'ne bakın. Bir bakın, 11 yıl öncesi gözünü kapatan 11 yıldan beri ne görüyor? Allah'tan korkun ve bakın. Bu hükümet sadece hizmet yaptı. Ülkemizi zenginleştirdi. Milli gelirimizi arttırdı.
hayat pahalılığını küçülttü, enflasyonu küçülttü, ihracatımızı arttırdı, paramıza değer kattı, milli gelirimizi yükseltti. Her zaman artılarda büyüyen bir ülke olduk. Avrupa'nın pek çok ülkesi bile 2009 krizinden perişan halde devam ediyor. Şu Yunanistan'ın haline bakın, şu İspanya, Portekiz'i düşünün. Borçlarını bile ödeyemeyecek durumdalar. Bizim hükümetimiz geçmişin 23,5 katrilyon IMF borcunu son kuruşuna kadar ödedi. Şimdi IMF'ye borç verecek hale geldi. Böyle bir hükümetin... geliri 11.500 dolara çıkardık. Hedeflerimize ulaşmak için 24 saat çalışıyoruz. Başbakanımız gözüne uyku girmiyor. Ülkeyi bir karış bir baştan bir başa kovalıyor, karşılıyor, kucaklaşıyor. Yollar, köprüler, barajlar, göletler yapıyoruz. Tarıma destek veriyoruz, sanayinin önünü açıyoruz, destekler veriyoruz. Çok şükür bu memleket 30 sene evvel böyle değildi, 20 sene evvel böyle değildi, 10 sene evvel böyle değildi. Yiyecek ekmeğe muhtaçtık. Bu ülkenin başbakanları Avrupa kapılarında 1 milyon dolar kredi bulmak için sabahlıyordu. Yüzüne bakan yoktu. Tüm parası Afrika parasından daha kıymetsiz 6-0'lı bir para haline gelmişti. Şimdi böyle miyiz arkadaşlar? Allah'tan korksunlar. Bu hükümetin yaptığını geçtiğimiz Cumhuriyet hükümetleri döneminde en azından 1950'den bu yana başarıyla sürdüren başka bir hükümet var mı? 3 dönem tek başına iktidar olan, en son 2 seçmenden birinin oyunu alacak kadar güçlenmiş bir AK Parti örneğini hangi iktidarda gördünüz? Bunlar kıskanıyorlar, çatlıyorlar, eskinin fakirliğini özlüyorlar, bizi kardeş kavgasına sürüklemek istiyorlar. Darbe yapmak istediler, olmadı. Partimizi kapatmak istediler, olmadı. İçimizde fitne çıkarmak istediler, olmadı. Şimdi tertemiz, dürüst hükümetlere, tertemiz başbakanlara, tertemiz AK Parti iktidarına leke çalmaya çalışıyorlar. Organizasyon, büyük bir çete, herkese görevler vermek suretiyle hükümetimizi tökezletmek istiyor. Allah'tan başkasının önünde eğilmemiş, darbecilere meydan okumuş, toplara tüfeklerle yıkılmayan bu hükümeti çok affedersiniz, iftirayla, belden aşağı hikayelerle, yolsuzlukla suçluyorlar. Yolsuzluk yapanla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bizim varlık sebebimiz budur. Haksız kazanca, suistimale hiçbir zaman izin vermedik. Çeteleri, mafyaları çökerten bir hükümet yolsuzlukla suçlanamaz. Ama sahte kasetlerle, montajlarla, derleme toparlamalarla tertemiz insanlara iftira atmaya çalışanların yüzleri kapkara. Heybelerinde küfürden başka bir şey yok. Bunlardan muhalefet partisi olmaz, bunlardan siyasetçi olmaz, bunlardan ülkeyi yönetecek.